Evet arkadaşlar, şimdiki videomuzda yine şöyle Dinger'in bir elektronun yerini dört farklı kuantum sayısı belirler kuralının devamını anlatacağım. Öncelikle baş kuantum sayısından bahsetmiştim. Bunlar temel kabuklardır. N ile gösterilir. N eşittir bir için birinci temel kabuktasınızdır. N eşittir iki için ikinci temel kabuktasınızdır. Şimdi açısal kuantum sayısına bakacağım. Açısal kuantum sayısı bize Alt enerji düzeyleri ile ilgili yani orbitaller ile ilgili bilgi veriyor. Birinci kabukta hangi alt enerji düzeyleri var? İkinci kabukta hangi alt enerji düzeyleri var? Üçüncü kabukta hangi alt enerji düzeyleri var? Bunları anlatıyor. Alt enerji düzeylerini S, P, D ve F olarak sembolize etmiştik. Bunu hatırlayın. Biz açısal kuantum sayısını L değeri ile gösteriyoruz. Sonra bunu 1 olarak algılamayın. Bu L'dir arkadaşlar. L ile gösteriyoruz. Peki biz alt kabukları yani alt enerji düzeylerini nasıl bulacağız? n-1'e kadar olan sayıları alacağız. Diyelim ki birinci enerji düzeyindeyiz. Birinci enerji düzeyinde birazdan örnek yapacağız. Birden biri çıkarttım. Sıfır. Sıfırla sembolize edilen orbital S orbitaliymiş. Demek ki birinci enerji düzeyinde S alt enerji düzeyi vardır diyebilirim arkadaşlar. O yüzden açısal kuantum sayısı bana alt enerji düzeyi ile ilgili yani orbitalin türü ile ilgili bilgi verecek. L ile gösteriliyor. N eksi 1'e kadar olan sayıları alacağım. Ama Bakın arkadaşlar L değerleri 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Zaten bunlar daha önceden belirlenmiş. Yani en eksi 1'e kadar olan sayıları alırken eksi 5, eksi 6 bunları da alacak mıyız falan diye düşünmeyin. Zaten 0, 1, 2, 3 ile sembolize edilmiş L değerleri. O yüzden bunlardan başka hiçbir sayı olamaz. Peki şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız ona bir bakalım isterseniz. Eğer birinci enerji düzeyindeysem birinci enerji düzeyinde şimdi ne yapmak istiyorum? Alt enerji düzeylerini bulmak istiyorum. O zaman bana diyor ki alt enerji düzeyi diye bulmak istediğin şey aslında L değeridir. Yani açısal kuantum sayısıdır. N-1'e kadar olan sayılarla bulunuyordu. O zaman birinci enerji düzeyindeysem birden biri çıkarttım. Sıfır kaldı. Sıfıra kadar olan sayıları alacağım. Zaten L değerlerim 0, 1, 2, 3 olabilirdi. O zaman direkt olarak sıfır alabiliyorum. Bu durumda yani birinci enerji düzeyime bakıyorum. S alt enerji düzeyim. S alt enerji düzeyim yani orbitalim vardır diyebilirim. Geldik ikinci enerji düzeyine. İkinci enerji düzeyine baktım. İkinci enerji düzeyindeki alt enerji düzeylerini bulmaya çalışıyorum. Yani orbitallerin türlerini bulmaya çalışıyorum. Açısal kuantum sayısını bulmaya çalışıyorum. İkinci enerji düzeyinde ve eğer alt enerji düzeyleri n-1'e kadar olan sayılarsa 2'den 1'i çıkarttım, 1 bir kaldı. 1'e kadar olan sayıları alacağım. 1'e kadar olan L değerleri 0 ve 1'dir arkadaşlar. O zaman L değeri ikinci enerji düzeyinde ya 0 oluyormuş ya 1 oluyormuş. Demek ki ikinci enerji düzeyinde S orbitali var ya da p orbitali vardır diyebilirim. Hatırlayın birinci enerji düzeyinde sadece s alt enerji düzeyi yani orbitali vardı. İkinci enerji düzeyinde s orbitali, s alt enerji düzeyi ve p alt enerji düzeyi yani p orbitali varmış. Şimdi üçüncü enerji düzeyine bakalım. Üçüncü enerji düzeyine bakacak olursak arkadaşlar. Yine n eşittir 3 için biz alt enerji düzeylerini bulmaya çalışıyoruz. Açısal kuantum sayısı demekti L değeri ve bize alt enerji düzeyleriyle ilgili bilgi veriyordu. n eksi 1'e kadar olan sayıları alacaktık. 3'ten 1'i çıkarttık 2 kaldı. 2'ye kadar olan sayıları alacağız. Zaten o bize sınırlandırılmış olarak verilmiş. 0, 1, 2, 2'ye kadar olan L değerleri bunlar başka da yok. L değerim 0'sa, 0 ise 0'a denk gelen orbital. S orbitali, L değerim 1 ise o zaman 1'e denk gelen orbital P orbitali ve L değerim 2 ise 2'ye denk gelen orbitalim D orbitali. Yine hatırlayalım. İkinci enerji düzeyinde S orbitali, P orbitali vardı. Şimdi üçüncü enerji düzeyindeyiz. Üçüncü enerji düzeyinde S orbitali, P orbitali ve bir de D orbitali geldi arkadaşlar. Dördüncü enerji düzeyine geçtiğimiz zaman en eşittir 4 için alt enerji düzeylerini bulmaya çalışıyorduk arkadaşlar. Yani açısal kuantum sayısı, L, orbitalin türünü, alt enerji düzeylerinin türünü bulmaya çalışıyoruz. En eksi 1'e kadar olan sayıları alacağız. 4'ten 1 çıkarttık, 3 kaldı. 3'e kadar olan sayıları alacağız. Tekrar ediyorum, zaten şöyle Dinger L değerlerini 0, 1, 2, 3 diye sembolize etmiş. O yüzden 3'e kadar olan sayıları alacaksak bu durumda 0, 1, 2, 3 ve 3'ü alabiliriz. Bu durumda L değerim 0 ise 0'a denk gelen S orbitalim. L değerim 1 ise 1'e denk gelen P orbitalim. L değerim 2 ise 2'ye denk gelen D orbitalim. Ve L değerim 3 ise 3'e denk gelen de F orbitalim. Toparlayacak olursak birinci enerji düzeyinde S orbitali vardı sadece. S alt kabuğu. İkinci enerji düzeyinde S ve P alt kabuğu vardı üçüncü enerji düzeyinde S, P ve D alt enerji düzeyi orbitali vardı. Dördüncü enerji düzeyinde de S, P, D ve F alt enerji düzeyi var. Böylelikle arkadaşlar biz açısal kuantum sayısını anlatmış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.